Piyasa gündemiyle karşınızdayız. İçeride dışarıda yaşananlara bakacağız. Piyasalardaki rakamları değerlendireceğiz. Hemen rakamları görerek başlayalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST endeksinde son durumu bir görelim. Endekste %1'lik bir artış var şu an. 1546 seviyesinde gördük BIST endeksini. OECD büyüme tahminlerini açıkladı. Ben de parça parça bu rakamları size aktarayım. OECD'nin Türkiye ekonomisinin 2021 yılında büyüme beklentisi önceki tahmin %2.9, son rakam bugün açıklanan rakamda %5.9'luk bir büyüme tahmini var. Geçelim ABD'ye. ABD borsalarının vadelerine göreceğiz şimdi. Dow'da %0.5'lik, Nasdaq'ta %2'lik, S&P 500'de %0.9'luk artılar var. OECD ABD içinde önceki tahmini %3.2 olan büyümeyi bu sene için %6.5 olarak yukarı yönde revize etmiş. New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre ise Amerikalı tüketiciler gelecek yıl kira, akaryakıt ve diğer zaruri faturalar için önemli oranda daha yüksek bir harcama yapmayı bekliyorlar. Aylık olarak yapılan tüketici beklentileri araştırmasına göre gelecek yıl için medyan enflasyon beklentisi Şubat ayında Temmuz 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan %3.1'e çıkmış durumda. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi %3 seviyesinde. Ocak ayında yapılan araştırmada gelecek yılın benzin fiyatı için ise %6.2 olan medyan artış tahmini %9.6'ya revize edilmiş. Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs 10 yıllık ABD tahvil faizi için beklentisini yükseltti. Kuruluşun değerlendirmesinde 10 yıllık ABD tahvili için 2021 yıl sonu beklentisi %1.5 olan eski rakamdan %1.9'a yükseltilmiş. Naime, ona da bir bakabilir miyiz? Son durumda ABD tahvil faizleri ne durumda? Bu %1.5'tan %1.9'a revize edilen tahmin gerekçe olarak çok güçlü büyüme tahminleri ifade edilmiş. Değerlendirmede kararın gerekçeleri arasında kalıcı, agresif Merkez Bankası fiyatlaması da sayılmış. Şu anda 10 yıllık tahvil faizinde 1.54 seviyesini gördük. Bir gerileme var. 1.61 seviyesinden 1.54'e doğru geri çekildi. Hazine Bakanı Yellen, IMF Başkanı Georgieva ile yaptığı görüşmede Biden yönetimi olarak iş gücü piyasasını bu yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2022 yılının başlarında yeniden rayına sokmak için çalıştıklarını söylemiş. Temsilciler Meclisi ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi için oylamayı çarşamba günü yapacak. ABD cephesinden notlarımız böyleydi. Geçelim Avrupa'ya. Avrupa borsalarını bir görelim önce. Londra'da FTSE 100 %0.4, Frankfurt'ta DAX, onu da yuvarlayalım %0.4 diyelim. Paris'te CAC 40 %1 artı da, Madrid borsasında da %0.3'lük bir artı var. Euro bölgesi 4. çeyrek final gayri safi yurt içi hasılalar rakamında değişiklik, büyüme yani. Eksi %0.7 olarak açıklandı. Yıllıkta %4.9'luk bir rakam var daralma olarak. %5'e yakın bir daralmayla 2020 yılını tamamladı Avrupa. Fransa Maliye Bakanı açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası kararını Perşembe günü alacağız. Bu karara ilişkin cari finansal piyasa şartlarında Avrupa Merkez Bankası'na güvenim tam diyor Fransa Maliye Bakanı. Fransa ekonomisi içinse toparlanma kapasitesiyle bu yıl Euro bölgesinin geri kalanını şaşırtacak diyorlar. Fransa ekonomisi COVID-19 tedbirleri kaldırıldıktan sonra hızla toparlanacak diyor Maliye Bakanı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı ise İngiltere ekonomisine yönelik risklerin aşağı yönde evrildiğini ifade ediyor. İngiltere ekonomisine yönelik risklerin aşağı yönde evrilirken politika yapıcıların yakında enflasyonu kontrol altına almaya yönelebileceği beklentilerini de paylaşmışlar. Euro bölgesinden büyüme tahminlerini aktaralım size OECD'nin. OECD Fransa için daha önce %6 olan 2021 yılı büyüme tahminini %5.9'a çekmiş. Almanya için ise %2.8 olan tahmin %3 olarak evrilmiş yukarı yönde küçük oranda. Euro bölgesi için ise 2021 yılında %3.9'luk bir büyüme tahmini var. Bu tahmin önceki rakamda %3.6'ymış. İngiltere için ise %4.2 olan büyüme tahmini %5.1'e revize edilmiş. Dünya ekonomisi için ise OECD bu yıl %5.6'lık bir büyüme tahmin ediyor. Bu rakam daha önce %4.2 idi. Geçelim Asya'ya. Asya'nın, Asya borsalarının kapanışlarını görelim.
Çin'de Şangay %1.8 eksi. Güney Kore %0.6 eksi. Hong Kong borsasında %0.5'lik artı var. Hindistan borsası %1.1 artı kapattı. Japonya'da Nikkei ise %1 artı diyelim. Bu bölgeye dair büyüme tahminleri var mı diye bakıyorum. Hindistan, OECD Hindistan için %12.6'lık bir büyüme tahminini aktardı bugün. Çin için ise OECD %7.8'lik bir büyüme tahminini paylaştı. Fitch'in Çin'in bilançosu, bütçesine dair bir tahmini var. Fitch, Çin'in konsolide bütçe açığı bu yıl 2020'deki %9'dan %7.5 seviyesine gerileyecek. Burası biraz toparlanacak diyor. Çin'in kamu borcunun milli geliri oranı 2021 sonu tahmini %5 olarak duyurulmuş. Japonya'da reel ücretler Ocak ayında da geriliyor. 11 aydır düşüş gösteren ücretler, reel ücretler Ocak ayında da geriledi. Önceki döneme göre %0.1'lik bir geri çekilme var burada. Japonya'da büyüme rakamı açıklandı. Dördüncü çeyrekte büyüme aşağı yönde revize edildi. 2020 yılı dördüncü çeyrek için gayri safi yurt içi hasıla rakamlarında aşağı yönde bir revize var. Daha önce %12.7 olarak gerçekleştiği tahmin edilen dördüncü çeyrek büyüme oranı %11.7 olarak değiştirildi. Borsalar böyleydi. Geçelim para birimlerine. Dolar TL ile başlayabiliriz. 7.62.96, %1.5'lik bir düşüş var dolar TL'de. Gece saatlerinde 7.78'i görmüştü. 7.60'a doğru bir geri çekilme var burada. Euro TL'ye bakalım. Burada da dünkü kapanışa göre %1.2'lik bir düşüş gördük. 9.08.58 seviyesinde dolar Euro TL. 9.22'den 9.07'ye doğru bir geri çekilme yaşanmış şu an için. Euro dolarda 1.19.01 seviyesini gördük. %0.4'lük bir artış var. Sabahın erken saatlerinde 1.18 seviyesinden 1.19'a doğru küçük bir yükseliş yaşanmış. Dolar endeksi 92 seviyesinde dolar endeksi. Düne göre çok hafif %0.3'lük bir düşüş var burada. Ons altın biraz toparlanma çabası görüyoruz bugün ons altında. ABD tahvil faizleri 1.61'den 1.54'e doğru gerilerken ons altında 1.680 dolar civarından 1.700 doların üzerine çıkmış gibi. %1.3'lük bir yükseliş var şu an. Dünkü kapanışa göre 1.703 dolar seviyesiyle. Brent petrol. %1.2'lik yükseliş gördük Brent petrolde. 69 dolar seviyesinde. Gün içerisinde 67 dolar seviyesi de görülmüş. Rakamlar ve kısa notlarımız böyleydi. Şimdi haberimize devam edelim. ABD'de enflasyon beklentileri yükseliyor diyoruz. Enflasyonun ayak sesleri diyoruz. New York Fed bir araştırma yayınladı. Bu yayına göre ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte enflasyon beklentileri 7 yılın zirvesine çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri son yılların en güçlü enflasyonuna hazırlanıyor. New York Fed araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentileri 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bir yıllık enflasyon beklentisi Şubat'ta %3'ten %3,1'e ulaştı. Bu oran Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Gelecek 3 yıl içinde enflasyon beklentisi ise %3 seviyesinde kaldı. Fed raporuna göre hane halkı harcamalarındaki tahminler de %4,6 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Amerikalı tüketiciler gelecek yıl kira, akaryakıt ve diğer zaruri faturalar için daha yüksek bir oranda harcama yapılacağını düşünüyor. Ocak ayında yapılan araştırmada gelecek yılın benzin fiyatı için artış tahmini %6,2'den %9,6'ya yükseldi. Kira ödemeleri için artış beklentisi de %6,4'ten %9'a çıktı. Tahvil faizlerindeki hareketi takip ediyor bütün küresel piyasalar. Bu harekete dair bir yorum aldık. Tahciler Yatırım Baş Ekonomisti Özden Bayraktar Gökşen'den. Gökşen, getiri eğrisi kontrolünün merkez bankalar açısından bir öneri olarak dile getirdiğini söylüyor. Ama bu haftaki hazine ihalelerinde ABD cephesinde eğer bu ihalelere güçlü talep gelmesi durumunu eğer gözetlersek tahvillerde bir miktar durulma olabilir görüşünde. ABD'de enflasyon bekleyişleri çok uzun zamandır yükseliyor.
Ve aslında yine baz etkisi nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmelerin de bir yükseliş noktasında olacağını zaten konuşuyorduk. Neden? Çünkü geçen sene birinci dalga pandemi döneminde Amerika'da enflasyon çok düşük seviyelere gelmişti. Yıllık hesaplamalardan yavaş yavaş onlar çıkacak ve enflasyon gerçekleşmelerinde bir yükseliş olacak. O nedenle zaten 10 yıllıklar üzerinde, uzun vade üzerinde bir miktar baskı olabilir beklentisi mevcuttu. Ama bu noktada Fed'in önemli bir beklenti yönetimiyle buradaki yükselişi nispeten sınırlı tutabileceği bekleniyordu. İlk aşamada aslında bu yapıldı, dikkat ederseniz. Fed aslında enflasyon tarafında korkacak hiçbir şey yok söylemleriyle öne çıktı. Ama hareket devam ettikçe böyle güçlü bir müdahale sinyali, ben yani rahatsızlık belki birazcık belirtiliyor ama mevcut seviyelerden mi ya da daha fazla devam ederse oradan mı? Yani orada bir muğlaklık söz konusu ve çok güçlü bir mesaj da verilmiyor. Sizin bahsettiğiniz uzun vade alınsın, kısa vade satılsın, getiri eğrisi kontrolü ve aslında daha önce Fed'in yaptığı Operation Twist dediğimiz o vade değişimleri öneriler arasında ama bunu da hiç ifade ettiğini duymadık Fed Başkanı Powell'ın. Geçen haftaki konuşmasında da söylemlerini tekrar etti ama o güçlü mesaj noktasından biraz uzaktı. Şimdi aslında bu hafta şöyle bir şey var. Çarşamba günü 10 yıllık hazine ihaleleri olacak Amerika'da. Perşembe günü de 30 yıllık. Burada gelecek olan talep önemli. Çünkü bir süre Fed başkanlarından bir şey duymayacağız. Neden? Çünkü 17 Mart'taki toplantı öncesinde sessiz döneme giriyorlar. Biliyorsunuz para politikası kararları öncesinde 10 günlük süreçte Fed başkanlarından bir konuşma duymuyoruz. Hazinede şu anda iş ve bakalım oraya nasıl bir talep gelecek? Eğer güçlü bir talep gelirse bir miktar durulma görebilir. Konuğumuz var. Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol bizlerle birlikte. Serdar Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Tahvil faizlerini takip ediyoruz. Bugün bir miktar bir sakinleşme var. Evet. FED toplantısı yaklaşıyor. Tahvil ihaleleri var. Bu sakinliği FED toplantısına kadar kalıcı bir sakinlik olarak mı değerlendirelim? Yoksa orta uzun vadede enflasyon beklentileri de 7 yılın zirvesine doğru gidiyorken başka bir yerde dengelenmeye doğru gidiyor mu piyasalar, ne dersiniz? Açıkçası hareketin biraz hızlı gerçekleştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla onunla ilgili bir düzeltmesini de elbette yaşıyoruz. Hızlı bir hareketin ardından şu anda bugün bir düzeltmemiz var ama bunun ne kadar devam edeceği tabii soru işareti. Demin de bahsettiği üzere zaten Özlem Hanım'ın bahsettiği üzere bir bugünkü Amerikan tahvilleri, bu hafta 3, 10 ve 30 yıllık Amerikan tahvil ihraçları var. Onların ne olacağı? Onun dışında yarın Amerika enflasyonu, ya manşet veri de bir miktar enerjiyle birlikte bir artış var. Çekirdekte bir hareket olmaması, sonraki günde üretici fiyatları var. Orada da bu yönde bir şey olmaması sanırım piyasayı birazcık daha olumlu etkileyebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o tarafta piyasa algısında birazcık daha Amerikan tahvillerindeki rahatlamanın gelişen ülkelere ve riskli varlıklara olumlu yansımalarını görmeye devam edeceğiz gibi. Biz TL olarak dün belirgin ölçüde negatif etkilenmiştik. Dünden sonra bu sabah saatlerine çok güçlü bir hareket yoktu ama ondan sonrasında başlayan ılımlı bir trend bizce olumlu bir eğilim yaratıyor. Ayrıca burada yurt içi yerleşik tercihlerinin de birazcık önemli olduğunu görüyoruz açıkçası. Yurt içi yerleşiklerde yavaş yavaş belli seviyelerde nispeten yüksekten oluşmuş maliyetlerin bir miktar kar realizasyonlarıyla karşılaştı ve ters dolarizasyonun Merkez Bankası'nın da beklediği gibi, hepimizin beklediği gibi biraz gerçekleşmeye başladığını ya da bunun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerden birazcık daha makulleşen bir süreç yaşayacağız gibi. Ayın 17'sinde FED toplantısından çarşamba günü piyasaların biraz daha rahatlamasını sağlayacak bir şey mümkün olabilir mi? Yoksa bugüne kadar Yellen'dan, diğer üyelerden duyduğumuzun paket halinde tekrarını duyar mıyız? Böyle bir şey duyulursa piyasalarda nasıl bir tepki olabilir? Tabii şu ana kadar baktığımızda FED dediğiniz gibi Powell'dan ya da Yellen'dan piyasanın beklediğinin gelmediğini gördük ve piyasa bu praktise bir miktar alıştı. Dolayısıyla o tarafta gelecek yine aynı yönde bir miktar da beklentileri karşılamayan bir gelişme söz konusu olursa, yani
tahvil faizlerindeki artışa yeterince tepki vermeyeceğini gördüğümüz bir FED olursa daha az tepki vereceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bir miktar negatif tepki olacaktır. Risk algısında bir miktar yükseliş olacaktır ama son birkaç seferde Şubat ayı ve Mart ayının başlarında yaşadığımız kadar sert tepkiler oluşmayacağını düşünüyorum. Piyasa bunu birazcık daha normalleştirecektir. Çünkü buradaki en önemli realizasyon kabaca 1.9 trilyon dolarlık paketin çıkmasıydı. Kabaca onunla ilgili bir sorun olmadan çıktığını gördük. Yani realizasyon gerçekleşti ekonomiye destek anlamında. Bundan sonra Fed açısından bence Haziran toplantısı birazcık daha önemli. Bu toplantıda da Mart toplantısında dediğiniz gibi enflasyon beklentileri ve büyüme beklentileri ne şekilde revize edeceğini izleyeceğiz. Orada ben yukarı yönde revizyonlar bekliyorum. Eğer bu yönde gerçekleşmeler olur ve piyasa bu beklenti değişimini biraz fazla bulursa yine bir miktar negatif bir atlama olur. Ama dediğim gibi Şubat ve Mart'ta bunun daha önce praktisini yaptık. Aynı güçte negatif tepki vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Enflasyon beklentilerine tepkinin aşırı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani acaba sıraya büyüme beklentileri girebilir mi? Çünkü işte en son OECD'nin tahminlerini aldık. Herkes bu yıl dünya için geçen yıla göre daha iyi bir ekonomik ortam beklentisi içerisinde. Dünya için büyüme tahmini, OECD tahmini %5.6. Bu rakam daha önce %4.2'ymiş. Ama piyasalar çok buraya bakmıyorlar gibi görüyorum. Ne dersiniz? Açıkçası dediğiniz gibi çünkü birkaç faktörden bahsetmek lazım. Bir, insanların tüketim tavırlarında bir değişim söz konusu. Yeniden çok hızlı bir iş gücüne geri dönüş ve bu anlamda yeni işe başlamalarla birlikte tüketimin belki bir miktar ilk başta hızlanması ve enflasyonist bir etki yaratması gibi bir takım süreçler var önümüzde. Ben kalıcı ve uzun dönemli bir enflasyon fiyatlamasından çok kısa vadeli ve volatil bir enflasyon göreceğimizi düşünüyorum. Bir dahaki yıla bir miktar sarkabilir ama bir dahaki yılın konusu muhtemelen enflasyon ve fazla büyümede ne yapacağımız değil, büyümedeki güç kaybını nasıl dengeleyeceğimiz olacak tekrar. Dolayısıyla bu sene bir enflasyon hikayemiz var. Belki bir miktar bir dahaki senenin başlarına doğru taşınabilecek ama bu orta uzun vadede devam edebilecek bir süreç değil. Kısa vade bu desteklerin yansımalarıyla olan şey. Kısa vadede kesinlikle bir enflasyon süreci ama uzun vadeli bir kaygı bence bu anlamda oluşmayacaktır. Olsa da bunun düzeltmesini kademeli olarak göreceğiz. Bu 1.9 trilyon dolarlık paket uzun süre beklendi. Şimdi geldi ama bir heyecan da yaratmamış gibi. Yani şunu diyebiliyor muyuz? Beklentiydi, gerçekleşti, hikayesi bitti. Ama bunun ekonomiye bir etkisi muhakkak beklenir elbette. Buraya nasıl bakmak lazım? Burada kabaca yapılan öngörülerde şöyle bir şey var. Amerika'da çıktı açığının potansiyel büyümeden farklılaşan büyüme eğiliminin diyelim mevcut büyümenin %4'ler civarında olduğu düşünülüyordu. Yeni paketin bunu artı 4'e doğru çekmesi bekleniyor. Dolayısıyla piyasada da şu anda 4-5 bandındaki IMF vesaire gibi kurumların Amerika büyüme beklentileri 7'lere doğru çıkıyor bu durumda. Dolayısıyla evet paketin dediğiniz gibi öncesinde kaygıları çoktu. Bununla ilgili Amerikan tahvillerinde ve piyasalarında fiyatlamaları net gördük. Ama gerçekleşme sonrasında aynen de söylediğiniz gibi herhangi bir ekstra etkisi olmadı. Çünkü bunun kaygısını biz önceden yaşadık ve fiyatladık. Şimdi neyi fiyatlayabiliriz? Önümüzdeki dönemde belki de beklentilerin biraz üstüne çıkan bir enflasyon varsa onu fiyatlayabiliriz. Onu da bu hafta göreceğiz. Önümüzdeki hafta PCE detaylarında görmeye devam edeceğiz. Ama dediğiniz gibi Fed'in tahminlerinde çok büyük bir sapma yoksa enflasyonla ilgili %2 üstünde kalıcı bir sapma eğilimi yoksa bence birazcık daha az negatif algılayarak süreci sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Risk alma iştahında bugün bir miktar toparlanma var ama işte ABD borsalarına bakınca Nasdaq yani yüksek seviyesinden geldiği yere bakınca bayağı bir geri çekilmeyi de yaşamış. Teknoloji hisseleri acaba yorgun mu? Dışarıda bu konuyu da konuşalım daha sonra içeri döneceğim size. Bir rotasyon beklentisi de vardı. Onu mu yaşıyoruz yurt dışında? Onu mu takip etmeye başladık yoksa başka bir hikaye mi var Nasdaq için? Tabii burada yeni dönem büyüme fiyatlamasına baktığımızda aklımıza
korona ile ilgili teknolojik gereksinimler, bunun evde çalışma gibi yeni bir sürü yapıya dair getirdiği hikayeleri biraz daha kenara koyup aslında daha yapısal, daha gerçekçi büyümede nereye gidiyoruz, hangi sektörler, imalat sanayi mesela, hizmet sektörü, yavaş yavaş aşılama süreçleri tam realize olduktan sonra hizmet sektöründe de ciddi bir performans göreceğiz. Dolayısıyla aslında dipten toparlayan sektörler biraz daha ön plana geçiyor. Dediğiniz gibi rotasyon var, bu başladı. Muhtemelen bunun devamını da görüyor olacağız. Yaz aylarına kadar büyük ölçüde bu rotasyonun devamlılığını ve fiyatlamasını izliyor olacağız diye düşünüyorum. Yaz ayları gibi artık bu süreç bitmiş olur. Bütün bu konuştuklarımızın Türkiye ekonomisi ve Türk TL varlıkları için ne anlama geldiğini sorayım size. Şimdi bir enflasyon beklentisi küresel anlamda yüksek. Deflasyondan enflasyona geçtik. Bizde zaten enflasyon yüksekti. Acaba bu gidişat bizdeki mücadeleyi biraz daha zorlu bir kulvara sokar mı? Kurdaki hareketten bahsettiniz. Ayın 18'inde acaba bu gidişe Merkez Bankası yeni bir adım atarak karşılık verir mi? Burada birkaç unsur var aslında dikkatimizi çeken. Bir, Amerika'da kısa vadeli de olsa bir enflasyon süreci varsa, emtia fiyatlarında bir yükseliş varsa, bunun emtia ithalatçılarına ve nispeten gelişmekte olan ülkelere ihraç edildiğini geçmiş dönemlerde de görmüştük. Bu enflasyonist süreçlerin. Dolayısıyla bizim için bir miktar enflasyonla ilgili emtia fiyatlarına dayalı, küresel gelişmelere dayalı risklerin biraz arttığını kesinlikle görebiliyoruz. Bununla birlikte tabii şöyle bir şey var. Merkez Bankası'nın etki tepki fonksiyonuna baktığımızda burada bu tarz gelişmelere verilecek faiz arttırımı ya da benzer sıkılaşma tepkileri aslında illa işe yaramıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikası fonksiyonuna baktığımızda temelde yurt içi talebi yönlendiren bir süreç var burada. Belki bir miktar işte buradaki olası hareket diyeyim ya da bazı raporlarda şimdi yeni yeni görmeye başladığımız faiz arttırma beklentilerinin birazcık daha arttığı yönündeki görüşler muhtemelen TL'nin değerini birazcık daha pozitif ayrıştırmak, negatif süreçlerde birazcık daha olumlu bir TL performansı yaratmak adına bir öngörü olabilir. Ama aslında baktığınızda uzun vadede emtia fiyatlara da küresel döngüden kaynaklanan gelişmelere de Merkez Bankası'nın para politikası tepkisiyle vereceği herhangi bir tepki ya da algı değişimi diyeyim kalıcı sonuçlar vermeyebilir. Dolayısıyla burada yapılacak şey biraz daha sıkı para politikası ile ilgili iletişimini zaten çok iyi yapıyor Merkez Bankası. Onu devam ettirmek olabilir. Faiz arttırımı ise burada artık kurla ilgili bir tercih olacaktır. Yoksa yurt içi talepte yavaş yavaş bir kademeli zayıflama eğilimi, güç kaybı eğilimi görmeye başlamıştık. Bunun enflasyonda azaltıcı etkilerini de önümüzdeki aylarda göreceğiz. Burada yapılacak bir hareket varsa bu sadece kura yönelik bir şey olabilir. Yoksa Merkez Bankası politikası ve enflasyon talep üstünden giden tarafı çok da etkileyecek bir hareket değildir bence. Kur üzerinde etkisi olabilir diyorsunuz. Kurun mevcut seviyeleri de ters dolarizasyon için belki bir fırsat olarak da değerlendirebilir dediniz, yanlış anlamadıysam. Peki bunun yanına Borsa İstanbul'u koyarsak acaba potansiyel nedir? Şimdi geçtiğimiz yılın Mart dibinden baktığımızda hala aslında ciddi bir primi içinde tutuyor. %80'lik bir getiri yakalamış. Endeks 100. Bunun üzerinde performanslar da var elbette. Bilançolar da geldi. İşte dış konjonktürü anlattınız. Riskler, fırsatlar her zaman olduğu gibi yine mevcut duruyor. Ama bunların hepsini böyle bir araya aldığınız zaman Borsa İstanbul için nasıl bir beklenti içindesiniz? Bir önceki dönem için oluşturduğunuz hedefleme, fiyatlarda vesaire gelinen konjonktürde bir değişiklik ihtiyacı hissediyor musunuz? Açıkçası şöyle bir durum var. Tabii önceki dönemde biz Fed'in faizinin düşük kalması elbette ki bekliyorduk ve hala aynı beklenti içerisindeyiz. Ama bununla birlikte finansal koşullarda bir miktar sıkılaşma var. Henüz bunun maliyetlere, küresel borçlanma faizlerine güçlü bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Ama eğer Fed tarafında önümüzdeki dönemde bu varlık alımlarındaki hızın azalacağı ya da bu yönde bir tercih söz konusu olabilecekse, evet, o zaman birazcık daha temkinli bir borsa performansı ve olumluluğu içinde olmamız gerekir. Ama şu an için bu yönde emareler var kesinlikle Fed tavrıyla ilgili. Çünkü Amerikan tahvilleri vesaire ciddi göstergeler, Amerika mortgage piyasası için göstergeler. Ama yurt içi henüz fonlama maliyetleri vesaire üstünde ciddi bir hareket yarattığını görmedik.
O birazcık daha ortaya çıkmaya başlarsa evet bu yönde bir fiyatlama olabilir. Daha temkinli bir fiyatlama. Ama şu an için bir kaygı oluşturacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada sadece bildiğiniz gibi kur etkileri, döviz borçlu olan firmaların bu anlamdaki yansımaları bunlar biraz piyasada sorgulanabilecek şeyler. Onun dışında çok önemli bir güçlü değişim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tercihlerde bir değişim olur mu acaba? Yani rotasyon, işte büyüme için Türkiye için de OECD'nin tahminini tekrar edeyim. %5.9'luk büyüme tahmini var. Bunun farklı sektörler için farklı anlamları olacak herhalde. Sizin öne çıkabileceğini düşündüğünüz sektörler var mı bu sene için? Borsa İstanbul'un performansı içinde. Yani ben şahsen borsa uzmanı değilim. Hı-hı. Bankada ekonomi olarak çalışıyorum ama şöyle söylemekte fayda var. Muhtemelen iyi bir büyüme potansiyeli. İmalat sanayinin hala iyi gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla imalat sanayi tarafında metal sektörü vesaire daha iyi gidecek gibi duruyor. O tarafta bir destek faktörü olabilir. İş talep tarafında hala koronanın etkileri önümüzdeki dönemde de bu perakende tarafında hala potansiyel olduğu ve oranın birazcık daha iyi gidebileceği algısı var. Hizmet sektörüne dair de birazcık daha iyimserleşen bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Özellikle burada korona etkileri biraz daha rahatladıkça oradaki iğmelenme birazcık daha güçlü olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Son olarak emtia cephesini sorayım. Petrol fiyatları çok hızlı yükseldi. Yani sene sonunda olunabilecek seviye olarak düşünen seviyelerin de üzerine çıkılmış durumda. Bunu iyimser bir değerlendirmeyle, yani dünya daha iyi bir noktaya gidiyor ekonomik aktivite açısından, bu da petrol piyasasında fiyatlanıyor diyebilir miyiz? Burada yoksa bir aşırılık var, buranın da törpülenmesini bekler misiniz? Tahvil piyasasında beklediğiniz bir geri çekilme, realizasyon söz konusu olabilir mi? Dengeleri ne kadar bozuyor yani bu rakamlar sizin cephenizde? Burada bakarsak yaklaşık nedir yansıması diye bakarsak, 10 dolarlık bir petrol hareketi 3-3,5 milyar dolar arasında bir ekstra cari açık hikayesi yaratıyor bizim için. 0.6-0.7 puan kadar da dönemine göre değişen biliyorsunuz vergi düzenlemelerinin de burada farklılaştırdığı süreçler var. Enflasyon etkisi yaratabiliyor. Şimdi biz kabaca 50 dolarlı seviyelerden 70 dolarlara doğru geldik. Dolayısıyla burada bir takım etkiler olacağı aşikar ama bunun içine şunu da katmak lazım. Amerika'da belli bir üretim kaybı var. Ciddi soğuk hava koşullarının getirdiği ekstra bir hareket vardı. OPEC tarafında henüz anlaşılamamış olsa da belki arz tarafında birazcık daha konfor alanının rahatlayacağı bir sürece geçebiliriz. Şu anda o konuda bir tercih yok ama önümüzdeki aylarda bu konuda ben daha makulleşme bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla şu anki seviyesi bence yakın vadede gördüğümüz top seviyeler olacaktır. Büyüme anlamında bir iyimserlik var ama bu onun birazcık daha ötesinde dediğim diğer risk faktörlerinde içeren bir durum. Ben bir düzeltme o tarafta da hafif bekliyorum açıkçası. Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Büyümeyi konuşuyoruz. Büyüme tahminleri şu an için yukarı yönde revize ediliyor bütün dünya için. Biz de bu konuya dair bir değerlendirme aldık. Şekerbank Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım'dan izliyorum. Ne kadar çabuk normal hayata dönüşe, yani salgın öncesine dönüşü sağlarsanız o kadar çok diğer ülkelerin önüne geçiyorsunuz büyümeye katkı sağlamak anlamında. Hani genel olarak konuşursak evet ABD çok hızlı geliyor ama demin de ifade ettiğim gibi FED istihdam konusunda önce bir toparlanalım, önce bir görelim. Hani bu ekonomik büyüme bir istihdam yaratsın, biz ondan sonra bakmaya başlayacağız diyor. O ayrı bir konu, konuştuk zaten. Ama büyüme tarafında genel olarak bakıldığında gelişmiş ülkeler maalesef aşıya çok çabuk, yani çok daha çabuk ulaşabildikleri için gelişmekte olan ülkelere nazaran burada uzunca bir zaman, salgın öncesinde uzunca bir zaman gelişmekte olan ülkeler nasıl hani büyümenin motoruydu, işte başta Çin olmak üzere, ben bir süre gelişmiş ülkelerin, yani demin de ifade ettiğim gibi aşıya kim çabuk erişebiliyorsa o ülkelerin büyüme tarafında mantık olarak öne geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü en çabuk onlar salgın öncesine adapte olacaklar. Biz de fena gitmiyoruz. Biz de bayağı yoğun bir aşılama içerisindeyiz. Bir konumuz daha var. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli bizlerle birlikte. Harun Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba.
Kurla başlayalım mı sizinle? Çünkü dün akşam saatlerinde, gece tabii saatlerinde ki, daha doğrusu 7.78 seviyesini gördük dolar TL için. İşlem hacmi küçük, sığ biliyoruz ama neticede o seviyede görülüyor. Evet. Gelişen ülke para birimlerinin genelinde, tamamında neredeyse dolara karşı bir zayıf olma hali söz konusu. Bu kalıcı bir süreç midir? Burada döngü değişiyor mu? Bu hareketi nasıl değerlendirmek lazım? Ne dersiniz? Şu anda küresel piyasalarda oynaklık çok fazla. Özellikle bu ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketler ciddi anlamda piyasaları etkilemiş durumda. Ciddi anlamda oynaklık oluşturuyor. Bir yanda ABD 10 yıllık faizlerin 1.60'ın üzerine atması küresel piyasalarda da tabii kurları üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu ki Türk lirasında da bu baskıyı hissettik. Akşam seansına doğru zaten likiditenin düşük kalmasıyla birlikte bu etki daha fazlalaşıyor. Zaten aslında normalde ABD piyasaları akşam seansından biraz önce açılıyor. Ondan dolayı da aslında kurlardaki sert hareketleri biz akşam saatlerinde daha çok gördüğümüzü söyleyebilirim. Tabii bu özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketinden sonra ABD Hazine Bakanı Yellen'in açıklamaları önemliydi. Yellen oldukça yatıştırıcı açıklamalar yaptı. Aslında bu teşvik paketinin enflasyona sebebiyet vermeyeceğini, ki enflasyonla mücadele için de bir sürü araçlarının olduğunu belirttiler. Bundan dolayı da piyasanın kısmen de olsa bu tedirginliği alınmış oldu. ABD 10 yıllık faizlerinde de zaten aşağı yönlü bir trend gördük. Şu anda da herhalde 1.53-1.54 bandında seyrediyor. Bu tabii ki tüm piyasalarda bir risk iştahında bir toparlanmayı da gündeme getirdi bu sabah bakıldığında. Aslında akşamleyin çok olumsuz olan senaryo sabahleyin tekrardan olumluya dönmüş gibi duruyor. Piyasalara da baktığımızda zaten artılar hakim genel olarak. Küresel piyasalarda da artılar hakim genel olarak bakıldığında. Kurda da sert bir geri çekilme görüyoruz ki 7.60 kırılmak üzere şu anda dolarda. Tabii dolar kurunda şimdi bu DXY dediğimiz dolar endeksinin değerlenmesiyle alakalı olarak Euro'nun da değer kaybetmesi söz konusu. Ondan dolayı da dolardaki artış biraz daha şiddetliymiş gibi gözüküyor. Euro değer kaybediyor karşısında. Aslında sepette aslında o kadar sert bir hareket yok. Dolardaki kadar sert bir hareket yok. Euro-dolar paritesi değişikliği kaynaklı da bir hareket var dolarda. Yukarı yönlü bir hareket var. Onu da belirtmekte fayda var. 1.21'lerdeydi işte euro-dolar paritesi. 1.20-1.21 bandındaydı. Onu kırarak 1.19 bandlarına gevşedi. Onda bir negatif etkisi var. Tahvil faizlerindeki yükselişin baskısından bahsediyoruz ama siz Yellen'in dün akşamki açıklamaları tedirginliği kısmen azalttı dediniz. Yani Yellen bu paketin enflasyonda öyle kalıcı etki yaratmayacağını düşünüyor ama siz düşünüyor musunuz? Yani bu büyük bir paket aslında. Parasal tedbirler devam ediyor. Ekonomilerin açılmasını bekliyoruz yaza doğru. Bir enflasyonda sıçrama herkes bekler de kalıcı olup olmaması sorgulanıyor. Siz bu enflasyon beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Normalde ya yani genel olarak ekonomisinin büyük bir kısmında bu enflasyon risk unsuru olarak konuşuluyor ki enflasyon beklentisi de dile getiriliyor zaten. Zaten işte tahvil faizlerindeki artışın ana sebebi de oydu. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından çok fazla piyasalar tatmin olmamıştı son seferinde. Ki demek ki piyasalar çok fazla tatmin edememişti. Enflasyon risk unsuru olarak duruyor aslında genel olarak bakıldığında. Aslında bu anormallikle alakalı bir risk unsuru oluşturuyor. Çünkü gıda fiyatlarında ciddi artış var, emtia fiyatlarında ciddi artış var. Ulaşım kanallarında ciddi sıkıntılar oluşabiliyor COVID sebebiyle. Ama tabii bu aşılanmayla birlikte, aşılanmanın hızlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte bunlar yavaş yavaş normalleşecektir diye düşünüyorum. Ki petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler söz konusuydu ama bunun da bir seviyeden sonra normalleşmesini bekleriz. Şu andaki fiyatlamalar bence küresel anlamda bir anormallik gösteriyor. Tabii bunun enflasyon üzerinde bir negatif etkisi olacağı tartışılmaz. Hem Türkiye tarafından düşündüğümüzde hem de küresel tarafta bir enflasyon baskısından söz edilmesi gerekir. Ama dediğim gibi risk unsuru mudur? Onu önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Yani aslında datalar geldikçe yavaş yavaş onları göreceğiz. Ben tam böyle çok aşırı bir enflasyon bir anda bir patlama ve sebebiyet verecek bir risk unsuru olarak çok fazla düşünmüyorum. Bir risk unsurudur.
mutlaka kontrol altında tutulması gerekir ama yani şu anda bir ertelenmiş talebin de etkisi var. Yani 2021'den kalan işte COVID sebebiyle ertelenmiş talebin de bir etkisi var o fiyatlarda. Üretim tarafında vesairede tüm segmentlerde ertelenmiş talebin de bir etkisi söz konusu. Yavaş yavaş bunlar normalleştikçe enflasyonda da normal bir trende gireceğini düşünüyorum. Yani teşvik paketi tabii ki sonuçta bir tüketimi arttıracağı için tüketim kaynaklı bir enflasyon baskısı oluşturabilir ABD tarafında. Ama çok ben de yani risk unsuru olarak çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Yani orta ve uzun vadeli bir risk unsuru değil. Kısa vadeli kontrollü izlenmesi gereken bir risk unsuru diye düşünmekte fayda var. Bir aşırılıktan bahsediyorsunuz. Bu durumda mesela eğer tahvil faizi ABD'de 10 yıllık %2'ye doğru gidiyorsa buralara alışa mı ilerleyecek? Şimdi 1.61'i gördük. Biz sarsıntı yaşadı piyasalar ama borsalar yani çok böyle ciddi anormal bir düşüş görmedik. Nasdaq'ta ekstra bir satış var gibi gözüküyor. Zirvesinden baktığınız yerde %11 civarı geri çekilme yaşanmış. Bu da farklı sebeplere bağlanabilir ama mesela işte bir ay sonra geldik baktık ki 1.70 oldu. İki ay sonra geldik 1.80 oldu. Bu gidişata eğer tahvil faizinin yönü yukarıysa piyasalar oynaklığı arttırarak ama kırılmadan mı cevap verir sizce? Yoksa hızlı adapte olur. Mesela büyüme gibi bir hikayeyi satın alabilir mi? Çünkü o da bekleniyor. Büyüme de yaklaşıyor şu anda dünyada. Büyüme de doğru. Siz bu işin ne tarafına odaklanacaksınız? Nereyi daha çok konuşmak gerekir size göre? Normalde yani sonuçta büyüme zaten alınıyor aslında piyasalara bakıldığında. Büyüme işte borsalarda da alınıyor, hisse senedi tarafında da alınıyor. İşte Nasdaq'ta satış var dediniz ama teknoloji hisselerinden diğer hisselere kayışlar var aslında. Genel olarak değer hisselerine bir kayış söz konusu bakıldığında. Ondan dolayı da Nasdaq'ta özellikle teknoloji hisselerinin zaten değerlenmeleriyle alakalı da endişeler söz konusuydu. Kısmen aslında bir düzeltme hareketi diye düşünmek lazım. Aslında sağlıklı bir düzeltme hareketi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama işte dediğim gibi yani büyüme olumlu. Kısmen büyüme aslında piyasaları tetikliyor. Ama tahvil faizleri eğer çok hızlı hareket ederse finansal piyasaların büyüklüğü çok yüksek. Bu büyümeden daha etkin olabilir küresel piyasalarda. Yani borsalarda da daha etkin olabilir. Büyüme tamam ama işte enflasyon riski, faizlerin çok hızlı bir şekilde yukarı gelmesi özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir risk unsuru oluşturabilir. Piyasalarda sert hareketler görebiliriz. Yani düzeltme böyle yavaş yavaş kırılmadan hareketler olmayabilir. Öyle bundan mi? Sonraki seviyeler daha tehlikeli seviyeler olabilir. Acaba bu gidişata karşı merkez bankaları ne yaparlar? Bugün Çin borsasında sabah saatlerinde çok daha büyük eksiler vardı. Kamu fonları devreye girip alım yaptılar. Biraz toparlandı. Evet. Mesela bir hafta sonra da Fed gelecek, bir şeyler söyleyecekler. Ama acaba piyasaları böyle diri tutabilecek bir şeyler duyma imkanımız olabilir mi? Yoksa bir ezberi tekrar eden bir hal mi var sizce? Farklı hamleler yapabilirler. Merkez bankalarının elinde ciddi enstrümanlar söz konusu. Verim eğrisi kontrolü ABD'de konuşulan bir olay. Ama henüz daha herhangi bir Powell'dan o yönde bir sinyal gelmedi. Ama yukarı yönlü hareket devam ederse farklı aksiyonlar alınabilir. Bence çok fazla hızlı bir şekilde yukarı yönlü gitmelerini istemeyeceklerdir. Orada küresel anlamda bir risk unsuru oluşmasını engel olacaklardır diye düşünüyorum ben. Özellikle büyük merkez bankalarının bir şekilde yatıştırıcı unsur olmaya çalışacaklardır. Ama tabii ki bilemiyoruz. Yani bazı durumlarda yani risk olmaz diye görülüyor. Açıklamalar ona göre yapılıyor. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ki farklı senaryolar oluşmuş ve küresel piyasalarda ciddi bir risk iştahında negatiflik oluşabiliyor. Dikkatli takip etmekte bence fayda var. Özellikle merkez bankalarının açıklamaları, bundan sonraki açıklamaları çok daha önemli olacak. Bizim merkez bankamız acaba ayın 18'inde ne der? Kurdaki hareket, dış belirsizlikler vesaire. Oradan yeni bir adım bekler misiniz? Oradan yeni bir adım, ya genelde ekonomistlerin beklentisi faiz artışı yönündeki beklentiler artıyor. Yani önümüzdeki hafta sanırsam olacak 18'inde tabii ki. Evet. Muhtemelen faiz artışı beklentisi artıyor. Küresel piyasalardaki riskler artmış durumda şu anda. Yani bir önceki ayki durum şu anda yok. Aslında küresel piyasalara bakın. Tamam borsalarda şu anda artıları görüyoruz, vesaireleri görüyoruz ama
Eski senaryo şu anda yok aslında. Enflasyonda da bizim tarafta risk unsurları çok yüksek ki Merkez Bankası da bunu dile getiriyor. Zaten 15.6'ya geldi. Muhtemelen bu ay 16'yı da kırabilir. Yukarı yönlü bir trend var. Bundan dolayı yani biraz önden tekbir almak isteyebilir bizim Merkez Bankası da. Tabii ki önümüzdeki hafta onu da göreceğiz. Bir ihtiyaç oluşmuş olabilir. Ekonomik reform paketinde bekliyor piyasalar. Acaba bu paket içeride fiyatlamalar açısından dışarıdaki konjonktürün haricinde yeni bir hikaye yazdırabilir mi? Nasıl bir şey beklersiniz? Açıkçası net bir şey söyleyemiyorum paketle ilgili. Çünkü bilmediğimiz için de piyasaya sızan da bir gelişme yok. Yani maalesef ondan dolayı da bir yorum yapamıyoruz. Yani muhtemelen cari açığı enflasyonu düşürecek bir paket olması beklenen yapısal reformların, yani uzun vadeli stratejilerin yer aldığı sade bir paket olmasını ben beklerim açıkçası. Ama dediğim gibi içeriğini bilemiyoruz. Ya tabii ki küresel piyasalar şu anda birazcık daha baskın durumda. Evet. Umarım ki yani risk işte yani küresel piyasalardaki riskler birazcık daha sakinleşir, piyasalar daha sakinleşir. Ona göre de etkisi daha pozitif olur. Bazı durumlarda etkisini de göremeyebiliyoruz. Küresel piyasalar daha baskın olabiliyor kimi durumda. Petrol için ne dersiniz? Yani 70 dolara geldik. Üstünü de gördü Brent petrol. Sizin hesaplarınızı bozacak yerde mi? Yoksa bu hareketi kalıcı olarak düşünmeyenlerden misiniz? Enflasyon beklentilerinde yukarı iten bir unsurlardan bir tanesi. Bizim için cari açık enflasyon cephesinde buradaki hareket de önemli. Evet. Yani normalde petrol fiyatlarında aslında yani bir anormallik var. Daha önce de bahsetmiştim. Emtia fiyatlarında da aslında bir anormallik var. Gecikmiş bir talep söz konusu. Zaten arz kısmında da bazı sıkıntılar var. Bu devamlı tabii bu şekilde olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben 70 dolarlar aşılabilir ama çok uzun süreli olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. 60-70 dolar bandında bu yılı kapatabileceğimizi düşünüyorum petrol tarafında. Ama tabii ki yani sonuçta bu üreticiler kısmıyla da alakalı. İşte OPEC ülkeleri var. OPEC ülkeleri eğer üretimi artırmayacağız derlerse, farklı senaryolar oluşursa ciddi anlamda fiyatlarda bir anda işte 80-90 dolarlarda görülebilir. Çünkü sonuçta normalleşmeyle birlikte o tarafta ciddi bir talep oluşmaya başladı. Havacılık sektörü de devreye girecek. Aşılanmalar bu şekilde devam ederse turizm sezonu başlıyor. Yavaş yavaş o da devreye girecek. Ondan dolayı yani petrole talep artacak önümüzdeki süreçte. Eğer üreticiler arzı sağlamazsalar orada farklı senaryolar görülebilir. Ama normal şartlarda dediğim gibi 65-70 dolar ya 60-70 dolar bandında seyretmesi daha makul gibi duruyor. Şimdi anladığım kadarıyla siz piyasaların çoğunda bir aşırılıktan bahsediyorsunuz. Bu aşırılık bir risk de barındırıyor kendi içinde. Zaten bunu uzun süredir hisse senetleri piyasası için konuşulduğunun da farkındayız. Bir realizasyona ihtiyaç da var anladığım kadarıyla. Siz yaşanırsa bu realizasyonu sağlıklı bir hareket olarak da düşünüyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Önce onu sorayım. Kısmen doğru. Aslında şu anda da bir realizasyon yaşanıyor aslında piyasalarda. Peki, bu realizasyonun sınırı ne? Realizasyonun sınırı nedir? Yani nereye kadar düşülse, nereye kadar geri çekilse, nereye kadar yükselse bunu normal koşullar içerisinde değerlendirelim. Alarm zilleri çalmasın. Çünkü alarm zilinin çalması başka bir şey, realizasyon başka bir şey gibi. Uzun vadede şunu anlamaya çalışıyorum. Yani borsalar için beklentilerinizi pozitif manada koruyanlardan mısınız? Daha yukarıdaki seviyelerde biz hisse senedi fiyatlamaları görebilir miyiz? Yoksa bahsettiğiniz belirsizlikler ciddi bir engel olarak kalacak mı önünüzde? Ben borsaların yukarı yönlü trendinin devam edeceğini düşünüyorum özellikle bu yıl için. Ama düzeltme hareketleri de olacaktır. Yani daha sert düzeltme hareketleri de görebiliriz yıl içinde. Önümüzdeki süreçler bence önemli. Özellikle bu birkaç ay çok önemli olacaktır. Aşılama süreçleri devam ediyor. Ondan sonraki açılma süreçleri nasıl oluşacak? Turizm tarafı nasıl oluşacak? İşte havacılık sektöründeki gelişmeler ne olacak? Yani onlara bağlı olarak şekillenecektir. Tabii ki burada düzeltme hareketleri olurken şimdi bazı hisseler geçen yıl oldukça çok değerlenen hisseler oldu ki
teknoloji hisselerinde ciddi anlamda ulus küresel tarafta ciddi değerlemeler söz konusuydu. Şimdi yavaş yavaş da o kısımda biraz değişiklikler var. Yani hisse bazlı değişiklikler, sektörel dönüşümler söz konusu. Bizim tarafta da özellikle küçük şirketlerin yani büyük BIST 30 şirketleri dışındaki şirketlerde ciddi anlamda değerlemeler söz konusuydu. Yavaş yavaş BIST 30 tarafına, büyük şirketlere, kurumsal şirketlere kayışlar olacak diye ben düşünüyorum. Özellikle bankacılık ciddi anlamda geride kaldı ama bankacılık üzerindeki baskılar biraz daha devam edecekmiş gibi de gözüküyor. Bizim piyasa için konuşmak gerekirse bankacılık tarafında bir düzelme olmadan yukarı yönlü gitmek biraz zor gibi gözüküyor bundan sonraki süreçte. Ben bankacılıkta da özellikle enflasyonda pik görüldükten sonra yavaş yavaş geri çekilmeler görülmesiyle birlikte bankacılık hisselerine de talep olacağını düşünüyorum açıkçası. O tarafta değerlemeler oldukça düşük kaldı. Büyük şirketlerde de daha hala potansiyel olan şirketler var. 30, 50, BIST 30, BIST 50 hisselerinde özellikle potansiyeli olan şirketler var. Onlar piyasalara götürecektir diye bundan sonraki süreçte düşünüyorum. Tabii ki düzeltmeler olabilir. Riski dikkat etmekte de fayda var. Özellikle bu 10 yıllık tahvil faizleri ABD tarafında bence önemli bir risk. Eğer yukarı yönlü trend devam ederse bu küresel piyasalarda sert satış dalgalarının görünmesine sebebiyet verebilir ki bizim tarafta da zaten korelasyonumuz ciddi anlamda artmış durumda. Yabancılarda hisse satışı hakim. Özellikle büyük hisselerde daha çok satışlar hakim. Ondan dolayı da dikkatli olmakta fayda var. Orta ve uzun vadeli trend yukarı hala. Henüz daha bozulan, yani temel dinamiklerde bozulan bir şey yok. Ama riskler artmış durumda. Onu belirtmekte fayda var. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ABD'de uzun bir süredir beklenen teşvik paketi artık nihayete kavuşuyor. Ama etkisi, faydası ne olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdilerde enflasyonu yukarı doğru itecek unsurlardan birisi olarak değerlendiriliyor. 1.9 trilyon dolarlık Biden'ın paketi. Bu konuya dair bir değerlendirme aldık Naga Yatırım'dan. Naga Yatırım Strateji Direktörü Cemal Ahmet'ten. Ahmet, bu ABD'deki teşvik paketinin canlandırıcı etkisinden ziyade iyileştirici etkisinin öne çıkacağı görüşünde. Biri bu konuyla alakalı işte bu bir canlandırma paketi değil, iyileştirme paketi dediyse bu bence iyi bir yorum diyebilirim bunun için. Çünkü direkt olarak bazı noktalarda işte zorluklar var, insanların karşı karşıya kaldığı şahsi zorluklar var, finansal zorluklar var. Dolayısıyla burada bu teşvik paketi kesinlikle insanlara çok yardımcı olacak. Ama bir yandan da yatırımcılar bu 1.9 trilyon doların direkt olarak işte ekonomiye katılacağını, harcamaları olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Ve bu da tabii ki bir anlamda bu belirsizlik zamanlar, belirsiz zamanlardan geçerken bu 1.9 trilyon dolarlık paket sadece istihdam tarafında değil, finans tarafında da aslında yardımcı olabilecek gibi duruyor. Ve işte bu noktada da biz ABD ekonomisinde, ABD dolarında biraz daha işte bu yılki beklentilerin üzerinde performans gösterecek gibi duruyor. Belki de kendi hayatımız boyunca bir daha gerçekleşmeyecek benzerlikte bir durum yaşadık. Ve tabii ki kimse bu pandemiyle karşı karşıya kalmayı beklemiyordu. Ve tabii ki ben Fed'in de geçen haftaki yorumlarına baktığımız zaman faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve faizlerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, yani bir faiz artırımı gelmediği sürece, o zaman işte burada yatırımcıların biraz sakin olması gerekiyor ve işte tahvil piyasasındaki bu noktada da bu hareketleri gördüğümüz zaman sanki böyle bir yukarı yönlü bir faiz beklentisi oluşuyor. Ama bu tam olarak aslında bu kadar hareket edilmemesi gereken bir nokta. Yani hisse tarafında da satışları görüyoruz buna bağlı olarak. Ve işte tahvil tarafındaki bakınca bu benim aslında birincil endişem değil. Çünkü gerçekten de küresel ekonomide farklı sıkıntılar yaşanıyor. Biraz da onlara da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sırada İngiltere ekonomisine dair bir haberimiz var. Daha doğrusu bir yorum var. Bu yorumu İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptı. Andrew Bailey, tüketicide ve iş dünyasında geleceğe dair beklentilerde ciddi bir eğimserlik, artan bir
giderek artan bir iyimserlik var diyor. İngiltere'de aşılama sürecinin büyük bir başarı kaydettiğini ifade ediyor. Tünelin ucunda ışık var diyor İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Tünelin sonunda ışık görünüyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, piyasalarda tüketici ve iş dünyası güveninde giderek artan bir ekonomik iyimserlik olduğunu söyledi. Aşılama sürecinin büyük bir başarı olduğunu ve koronavirüs vakalarının azaldığını belirten Bailey, tünelin sonunda ışık görünüyor ifadesini kullandı. İnsanların önümüzdeki dönemde de evlerinden çalışmaya devam edebileceğini, bunun bir ölçüde yeni normal olarak kabul edileceğini aktaran Bailey, ekonominin bu yeni duruma adapte olması gerektiğini kaydetti. Bailey, insanların ekonominin geleceği konusunda iyimser olması gerektiğini, ekonomide beklenen uzun vadeli zararın geçmiş resesyonlardan daha küçük olabileceğine inanmak için nedenler olduğunu belirtti. Aşının sonuçlarını gören ülkeler var. Ciddi bir heyecan da yarattı. Fakat aşı başlı başına ayrı bir sektör oldu. Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Aşı pazarından. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. İzliyoruz şimdi. Koronavirüs aşısı ekonomisi 100 milyar dolarlık büyüklüğe doğru hızla ilerleyen küresel bir pazar. Aşılarını dünyaya pazarlayan 6 şirket bu pazardan aslan payını alıyor. Türk bilim insanları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen BioNTech Pfizer aşısı dünyada onaylanan ilk aşı. Amerika Birleşik Devletleri 200 milyon doz sipariş karşılığında 3.9 milyar dolar ödedi. Avrupa Birliği ise 300 milyon doz sipariş verdi. İki doz için ortalama 30 dolar ödendi. Bu anlaşmalarsa BioNTech-Pfizer ortaklığına 2021'de aşı satışlarından 15 milyar dolarlık ek gelirin kapısını açtı. Pfizer aşı üretimindeki artışa bağlı olarak bunun 30 milyar dolara kadar çıkabileceğini de belirtiyor. Amerikan Moderna Avrupa Birliği'ne 310 milyon, Amerika Birleşik Devletleri'ne 300 milyon, İngiltere'ye 17 milyon ve Japonya'ya 50 milyon doz aşı sağlayacak. Moderna 2 doz aşıyı Amerika Birleşik Devletleri'ne 30 dolar, Avrupa Birliği'ne ise 36 dolar fiyatla sattı. Moderna'nın 2021'de 18.4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın Belçika tesislerinde üretilen tek dozluk aşısı fakir ülkelere gönderilmek üzere COVAX girişimiyle dağıtılacak. 2022 yılına kadar temin etmek üzere 500 milyon dozluk sipariş verildi. Avrupa Birliği 400 milyon, Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon, İngiltere ise 30 milyon dozluk sipariş verdi. Aşının dozunun 10 dolara satıldığı belirtiliyor. Şirketin bu yıl içerisinde 10 milyar dolar gelir elde edeceği açıklandı. İngiltere'nin en ünlü üniversitelerinden Oxford'la birlikte geliştirilen AstraZeneca aşısından İngiltere 100 milyon, Avrupa Birliği 400 milyon, Amerika Birleşik Devletleri 300 milyon, Japonya 120 milyon doz sipariş verdi. Şirketin yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Türkiye'nin de 14 Ocak'tan bu yana kullandığı Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için Brezilya, Şili, Singapur, Endonezya, Malezya ve Filipinler'de sipariş verdi. Çinli şirket 2021 yılı içerisinde 1 milyar dozun üzerinde üretim yapabileceğini açıkladı. Ancak aşılardan ne kadar gelir elde edeceği açıklanmadı. Rusya'nın ilk aşısı olan Sputnik ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirildi. 50'den fazla ülke sipariş verirken Rusya 1.4 milyar doz üretebileceklerini açıkladı. Aşının iki dozunun 20 dolardan satıldığı düşünülüyor. Ancak Gamaleya'nın ne kadar gelir elde edebileceği henüz bilinmiyor. Küresel aşı pazarında sahneye çıkmak için hazırlıklarına devam eden iki şirket daha var. Novavax ve CureVac. Amerikan Novavax, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden onay almayı bekliyor. Daha onaylar alınmadan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'ya 300 milyon doz ön satış gerçekleştiren şirket 2 milyar doz üretimi hedefliyor. Alman CureVac ise Haziran itibariyle Avrupa Birliği'nden onay almayı bekliyor. Avrupa Birliği şimdiden 225 milyon doz sipariş verdi. Şirketin bu yıl için üretim hedefi ise 300 milyon doz. Piyasa gündemini tamamladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.